İslam alemi 11 ayın sultanı olarak nitelediğimiz kutlu ay Ramazan içerisinde. Ramazan bu yıl teravih ve aşı tartışmaları ile başladı ve bu tartışmalar aşı orucu bozar mı, teravih namazı cemaatsiz kılınır mı odağında yoğunlaştı. Ancak İslam dünyasında deizm gibi çok ciddi meseleler de bulunuyor. Tüm bunları ve daha fazlasını ilahiyatçı Sayın Emre Dorman ile konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi dini anlatmanın menfaati nedir diye soranlara bu menfaati sizin anlamanız, karşılayabilmeniz mümkün değil diye yanıt veriyorsunuz. Hakikaten baştan anlatmak mı yoksa yanlışı düzeltmek mi zor? Nasıl bir işe giriştiniz? Ve o kimselerin karşılayamadığı menfaatiniz nedir? Asr-ı saadet mi nedir diye sorayım hocam ilk olarak. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de izleyenlerimize hayırlı bir Ramazan diliyorum. Hem insanlık adına hem tüm Müslümanlar adına. Şöyle ki ben açıkçası yaptığım tüm çalışmaları en başta kendi nefsimi dahil ederek yapmaya çalışıyorum. Yani Allah'ın dinini en güzel şekilde anlamaya çalışırken bir Müslüman olarak, bir insan olarak, inanan bir insan olarak doğrunun peşinden gidiyorum, hakikatin peşinden gidiyorum, gitmeye çalışıyorum. Bu anlamda doğru olduğuna inandığım şeyleri de olabilecek en uygun dille insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki dini konularda çok doğru bildiğimiz yanlışlarla karşılaşıyoruz. Araştırma yaptıkça, okudukça, inceledikçe geleneksel din anlayışının toplumda yaygın olan bir takım kabullerin aslında Kur'an-ı Kerim'de olmadığını, Hazreti Peygamber'in hayatında bulunmadığını görüyorum. Ve bunu ifade etmeye çalışıyorum. Konuşmalarda kullandığım bir şeyden alıntı yaptınız. Yani biz bunları anlatırken, paylaşırken insanlar bazen şey düşünebiliyorlar. Yani bundan ne çıkarları var acaba, niye işte anlatma ihtiyacı duyuyorlar diye. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün Nebi ve Resullerin öncelikli sünneti olarak, uygulaması olarak Allah'ın dinini anlatmaları ve bu anlatmaları karşılığında da hiçbir ücret beklentisi içerisinde olmamalarını görüyoruz. Hemen bütün peygamberler bunu ifade ediyorlar. Yani biz size Allah'ın vahyini tebliğ ediyoruz. Sizden bir beklenti içerisinde değil, sizden bir ücret de istemiyoruz. Çünkü bizim ücretimiz alemler Rabbi katındadır diyorlar. Yani biz de kendimize bunu örnek almaya çalışıyoruz. O yüzden dini faaliyetlerden asla para kabul etmiyoruz. Yani programlar, kitaplar, diğer herhangi bir faaliyetten. Bu yanlış bildiğimiz doğruları anlatırken karşılaştığınız en büyük zorluk ne hocam? Yani yolunuzu kaybettiğiniz anlar oldu mu? İslam'ı insanlara sevdirmek için kullandığınız en basit yöntem ne oldu? Yani şimdi şöyle, tabii ki öncelikli olarak muhatabınızın ön yargılı ve sabit fikirli olmaması gerekiyor. Yani farklı düşüncelere, farklı anlayışlara, yaklaşımlara açık olması gerekiyor ki seviyeli ve medeni bir tartışma veya en azından paylaşım gerçekleştirebilirsiniz. Tabii dini konularda çok fazla doğru bildiğimiz yanlışlar ve bunlar biraz geleneksel olarak bize yerleşmiş olduğu için aileden, çevreden, okuldan öğrendiğimiz şeyler olduğu için bunları da terk etmek kolay olmayabiliyor. İnsanlar böyle bir koruma kalkanı, bir koruma duvarı örebiliyorlar. Ya da çoğu zaman karşılaştığım bir şey, insanlar çoğunluğu dikkate alıyorlar, çoğunluğu esas alıyorlar. Yani kendi inandıkları, kabul ettikleri çoğunluğun da benzer şekilde benimsediği şeylerden farklı bir yaklaşım, farklı bir düşünce gördükleri zaman, yani bu kadar kişi yanılıyor da biz siz mi doğruyu biliyorsunuz şeklinde tepki verebiliyorlar açıkçası. Ama ben size çok samimi bir şey söyleyeyim. Ben de işte ortalama dindar sayılabilecek bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldim. Ailemden ne gördüysem din adına olabildim. İşte Kur'an kurslarına gittiğimiz zaman orada ne gördüysek, öğrendiysek din olarak onu öğrendim, onu gördüm, onu bildim. Ama ben 15-16 yaşlarımda ilk defa Kur'an-ı Kerim'in anlamıyla buluştuğum zaman ve Kur'an'ı okuyup anlamaya çalıştığım zaman gerçekten dinimle tanıştım. Gerçekten Müslüman olduğumu ondan sonra anladım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu din, çocukluğumuzdan itibaren bize anlatılan dinden çok farklıydı. Hakikaten her anlamda çok farklıydı. Bir kere mesela Kur'an-ı Kerim'de her şeyden önce mesela surelerin
Allah'ın Rahman, Rahim ismiyle başlıyor olması, başlı başına Kur'an'da aslında bir sevgi ve merhamet dilinin hakim olduğunun bir göstergesiydi. Oysa ki çocukluğumuzdan itibaren biz Allah'la kurduğumuz ilişkide hep Allah'la korkutulan, bir şekilde Allah'ı cezalandırıcı, kendi emirlerini yerine getirmeyen, insanları cehenneme atacak olan bir varlık olarak duyduk, öğrendik. Yani öyle ufacık bir şey yaptığımız zaman Allah çarpar ya da işte Allah seni cehennemde yakar. Allah bizim için hep gücün, hiddetin, şiddetin böyle bir sanki timsali gibi bir algı oluştu zihinlerimizde. Bu tabii bize özel bir şey değil, hemen herkesin maalesef ama öyle ama böyle bir şekilde hayatında karşılaştığı bir örnek olarak. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'ın evet zalimlere karşı, nankörlere karşı, onların yapmış olduğu zulmün hakkını verecek şekilde onları cezalandıracağına dair açık ayetlerle karşılaşıyoruz. Teknik olarak bunda bir problem yok. Ama bunların da ötesinde Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşattığını, Allah'ın rahmeti kendi nefsine yazdığını, kendi nefsine ilke edindiğini, dolayısıyla Allah'ın rahmetinin asla ömür kesilmemesi gerektiğini, yani Allah'ın sevginin, merhametin, şefkatin kaynağı olduğu ayetlerle de karşılaştık. Tabii bu çok ciddi bir dönüşüm oluşturdu açıkçası. Yani daha önceden belki Allah'tan korkarken, yani onun cezalandırmasından korkarken, bu sefer onun rızasının dışında bir şey yapmaktan korkar hale geliyorsunuz. Siz Kur'an evet. Şimdi hocam siz 15-16 yaşlarında idrakınızı kuvvetlendiren unsurlar vardı muhtemelen ama buna erişemeyen insanlar da var ki onlar kendilerine Kur'an'ı tercüme edecek, çevirecek, daha yalın hale getirecek rabıtalar arıyorlar. Şimdi bu noktada siz aslında Allah adına yasama, yürütme, yargı yapmaya kimse kalkmasın. İnsanların Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmelerine sebep olmasınlar. Derin bir ümitsizliğe düşen insan işte tıpkı Allah'ın rahmetinden ümidini kesen iblis gibi hem kendi sapar hem de başkalarının sapması için çabalar diyorsunuz. Şimdi mesela Ayasofya imanın görüşlerini paylaşması da bazı kesimlerde reaksiyona sebep oldu ama bir din adı adına fetva vermek, rivayetleri paylaşmak, topluma rabıta olmak kimin işi? Yani Kur'an'ı okuduğunda anlamayan kişiler için en doğru bilgi erişim noktası ne? Şimdi Hülya Hanım, bence Kur'an'ın anlaşılmasıyla ilgili bir problem yok da bizim daha çok Kur'an'ın anlaşılmayacağına dair bir ön yargımız var. Yani şimdi düşünün ki mesela Kur'an-ı Kerim'de işte Zuhruf Suresi vardır. Zuhruf Suresi'nin 44. ayetinde deniyor ki şüphesiz ki o Kur'an senin ve kavmin için bir öğüt hatırlatıcıdır. Siz ondan sorulacaksınız, ondan sorguya çekileceksiniz. Şimdi dikkat edersiniz, bütün insanlar hitap alarak söylüyor. İnsanlar hitap ediyor. Şimdi biz eğer ki biri olarak, inanan insanlar olarak, Müslümanlar olarak Allah'ın kitabından sorulacaksak bizim sorulacağımız kitabı anlayabiliyor olmamız gerekir. Sadece Kamer suresinde bakın 4 defa tekrar ediliyor. 4 defa biz bu Kur'an'ı öğüt alasınız diye kolaylaştırdık. Aklınızı kullanmayacak mısınız? Hala öğüt almayacak mısınız? Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Kur'an-ı Kerim tür ayetlerle dolu. Şimdi Kur'an Allah'tan geldiğine iman ediyoruz. Tabii ki Kur'an Allah'tan gelmiştir. Ama muhatabı insandır. Dolayısıyla Allah'tan gelen vahiy insanın anlayabileceği, kavrayabileceği, idrak edebileceği ve uygulayabileceği, yaşayabileceği bir açıklıkta geliyor. Kur'an kendisi mübindir, apaçıktır, fussilettir, detaylandırılmıştır. Furkandır, hatta batılı ayırandır, nurdur, işte yolumuzu aydınlatandır. Yani bizi karanlıklardan aydınlığa çıkartandır. Şimdi Kur'an'ın birçok isimleri var, sıfatları var. Şimdi böyle bir kitapla ilgili biz, yani biz bunu anlamıyoruz ya da anlayamayız. O yüzden anlayanlardan bunu dinleyelim, öğrenelim demek. Açıkçası biraz işin kolayına kaçmak geliyor bana. Tabii şu var, keşke anlayanlardan öğrenelim dediğimiz insanlar doğrudan sadece dinimiz bize Kur'an'dan o ayetlerin hayata taşınmasının örnekliğini oluşturan peygamberimizin sahih güvenilir hayatından keşke bu örnekleri bize verseler. Keşke bunu anlatsalar. Ama maalesef zaman içerisinde gelenekle, örfle, adetle, farklı inançlarla, kültürlerle karışmış bir de dinin kültürü var. Ve dinin bu kültürü dinin kendisinin önüne geçmiş. Bir türlü dine ulaşamıyoruz. Çünkü şöyle bir anlayışımız var. Biz kitabı anlayamayız. Daha önceden yaşayanlar bu kitabı anladılar.
Onlar ne anladıysa, ne yorumladıysa biz de onların anladığı ve yorumladığı üzerinden bugün dinimizi yaşamalıyız. Yani bin yıldan fazladır o yorum kapısı, içtihat kapısı, anlayış kapısı kapatılmış. Eskiler ne anladıysa doğru olur. Şimdi eskilerden gerçekten iyi niyetle, samimiyetle, hakkaniyetle bir şeyleri anlayan, kendi için bulunduğu şartlarda onları insanlara anlatan Allah hepsinden razı olsun. Ama insan beşer şaşar. Yani eskisi de hata yapar, bugündeki de hata yapar, gelecekteki de hata yapabilir. Yani bizim referans alacağımız şey o insanların eskide yaşıyor olması değildir. Onların söylediği şeyin Kur'an'a ne oranda uygun olduğu veya olmadığıdır. Yani eskideki yaklaşımlar dikkate alınır, doğruya doğru denir, yanlışa yanlış denir. Ama kutsadığınız zaman, tamamen böyle bir eski kutsaması yaptığınız zaman, hiçbir şekilde tenkit etmediğiniz zaman, işte o geçmişteki hataların bugün de tekrar edildiğini ya da geçmişteki şartlara göre yapılan bir takım yorumların bugünün şartlarına göre uyarlanmaya çalıştığını görüyorsunuz. Ve çok gülünç durumlar ortaya çıkıyor. Evet. Yani bu anlamda hani şey tartışmaları çıkıyor. Dinin acaba reform edilmesi mi, reforma ihtiyaç var mı tartışmaları çıkıyor. Yani dinin kendisine bir problem yok ki reforma ihtiyaç duysun. Din deforme olmamıştır ki reforma ihtiyaç duysun. Ama bizim anlayışımız, algımızın reforma ihtiyacı var. Yani biz bundan 1300 sene önce, 1200 sene önce söylenmiş olan şeyleri bugün alıp dinin kendisiymiş gibi kullanmaya çalıştığımız zaman burada bir kamu uyuşmazlığı ortaya çıkıyor, bir doku uyuşmazlığı ortaya çıkıyor. İşte bizim de anlatmaya çalıştığımız şey tabii ki toptan bir geleneği reddetmek değil, toptan bir geçmişi reddetmek değil. Sadece geçmişteki ve bugünkü bilgileri birleştirerek bu bilgilerin Kur'an'a uygunluğunu ortaya koyuyor. Yani Kur'an'a uygun olduğu oranda din adına geçerlidir. Kur'an'a uygun olmadığı anlamda da onlar din dışı bilgilerdir, kültürdür, gelenektir, örftür, adettir. Yani bağlayıcı değildir. Bunu anlatmaya çalışıyor insanlar ama tabii insanlar biraz böyle tam böyle gerektiği gibi dinlemeden, anlamadan refleks verebiliyorlar bununla ilgili. Kendini kandırmanın 40 yolundan bahsettiğiniz yazılarınız oldu. İnsanoğlunun İslam ile ilgili en büyük yanılgısı nerede başladı diye sormak istiyorum. Bazı insanların içinde şeriat, Arap kültürü, İran korkusu falan gibi durumlar var. Bu haksız ve yersiz bir korku mu? Bakın, İslam evrensel bir dinlenmiş. Ve Hazreti Adem'den Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e kadar gelen tüm Nebi ve Resullerin beraberlerinde getirdikleri ortak mesajı içeriyor. Bu anlamda İslam'ı her türlü örften, adetten, gelenekten, kültürden ayırt etmek gerekir. Ayırmak gerekir. İnsanlar tabii ki belli bir kültür içerisinde, belli bir toplum yapısı içerisinde dünyaya geliyorlar. İster istemez oradan bir takım alışkanlıklar ediniyorlar. Ama İslam'ın evrensel olabilmesi için bu anlamda tüm insanlığa, tüm kültürlere hitap edebiliyor olması gerekiyor. Bu anlamda bizim dinin kendisiyle kültürümüzü ister istemez birbirine ayırmamız gerekir. Niye? Eğer ayırmazsak kendi kültürümüzü dinselleştiririz, din kılarız. O kültürden başka kültürleri de bu sefer din dışı ilan etme yoluna gideriz. Yani kendi kültürümüzü dinselleştirdiğimiz zaman bizim kabul ettiğimiz, uyguladığımız, yaptığımız şeyleri yapmayan insanlar sanki dinin emrini yapmıyormuş, Allah'ın emrine karşı geliyormuş gibi algılamaya başlarız. Şimdi burada zaten sağlıklı bir şey oluşması, anlayış oluşması mümkün olmaz. Daha Peygamberimiz hayattayken bile münafıklık eden, yani ne demek, ikiyüzlülük eden, Müslüman gibi gözüken ama tek derdi Müslümanları bölmek, parçalamak olan insanların varlığını Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Bakın Tövbe suresini açın. Dırar mescidinden bahsediyorum. Mescid-i Dırar, bir mescid kurmuşlar bu insanlar. Ve Müslümanları parçalamak için, bölmek için. Yani bu ne demek? Daha Peygamberimiz hayattayken bile İslam'ı yozlaştırmaya çalışan, Allah'a din öğretmeye çalışan, kelimelerin yapısını bozmaya çalışan, Peygamberimizin yanına gelip bir şey dinleyip sonra dinledikleri şeyi farklı olarak insanlara aktarmaya çalışan insanların doğrudan ve dolaylı bunları işaretler olduğunu görüyoruz biz Kur'an-ı Kerim'de. Yani düşünün ki şimdi siz Peygamberimiz hayattayken bu faaliyetler varken Peygamberimizden sonra bu faaliyetler ne boyuta gelir? Neden bunu söylüyorum? Çünkü Peygamberimiz adına maalesef ki çok fazla şey üretilmiş, çok fazla şey uydurulmuş ve bu üretilen uydurulan şeyler Peygamberimizden çok sonraları yani 200 yıl sonra, 300 yıl sonra derlenmiş, toparlanmış, bir araya getirilmiş ve gerektiği kadar titiz bir ayrım yapılmaksızın, yani metne bakılmaksızın daha çok rivayete bakılmış,
Yani o ravi zincirlerine bakılmış, kimden geldi, kim söyledi, kimden duydu gibi böyle bir kültür oluşmuş. Tabii bu oluşan kültür çoğu zaman da o mevcut coğrafyanın, Arap örfünün, adetinin, geleneklerin, yemek içme adetlerinin, giyim adetlerinin etkisi altında üretilmiş, uydurulmuş. Ve birçok böyle dinde olmayan sünnetler, birçok dinde olmayan uygulamalar ortaya çıkartılmış. İşte bizim de demek istediğimiz şu: gelin ne Kur'an'a uygundur, ne Kur'an'a uygun değildir. Önce bunları bir ayıralım, ayıklayalım. Ha, ondan sonra bunları kültür olarak, yani böyle giyinmek isteyen insan buyursun giyinsin. Yani Peygamberimizle mücadele eden, ona düşmanlık eden, savaş açan Müslümanlara, bu insanlar da o dönemdeki Müslümanlar gibi giyiniyorlar. Yani müşrik olması, kıyafetinin farklı olması anlamına gelmiyordu. Ya da o da sakal bırakıyordu mesela belki. Bu anlamda neyin kutsal olduğu, neyin kutsal olmadığının da arasının ayrılması gerekiyor. Öbür türlü maalesef ki işte bugün yaşadığımız hadiselerde gördüğümüz gibi din adına her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes kendi içinde gruplaşıyor. Herkesin kendi doğruları var. Herkes dini tek eline almaya çalışıyor. Kendisi gibi inanmayan, kendisi gibi düşünmeyen insanlara yaşam hakkı tanımamaya çalışıyor. Tek doğru biziz, tekelcilik yapmaya çalışıyor. Her grup. Ama o bir ihtiyaç hissediyor insan, dediğim gibi hocam. Yani siz İslam ne değildir adlı çalışmanızda İslam'ın ne olmadığını 40 başlık altında incelediniz. İslam'ın ölçüsünün Kur'an olduğunu, Müslümanlar olmadığını ifade ettiniz. Yani böyle deyince sanki bir yemek tarifinden önemli malzemeyi çıkartmışsınız gibi bir hissiyat oluşuyor. Müslümanlara İslam'da rol vermeyişinizin temelinde ne var? Yani iyi örnek olmayışımız mı? Şöyle, bu tek başına, yani aslında bu şekilde ifade edildiği zaman yanlış anlaşılabilir. Yani ben Müslümanlara, zaten Müslümanları çıkartırsanız ortada inanacak kimse kalmaz. Yani Müslümanlara yer vermeme, rol vermeme anlamında değil. Sadece orada söylemek istediğim şey şu: Pakistanlı meşhur düşünür, şair Muhammed İkbal'in de benzer şekilde ifade ettiği gibi, yani şey, biz değiliz. Yani ben burada Müslümanlar derken kendimi zaten ayrı bir konumlandırmıyorum. Yani kendime dahil ederek söylüyorum. Biz Yani değiliz. ölçü biz değiliz. Yani bize bakarak İslam'ı yargılamayın demeye çalışıyorum. Yani bize bakarak İslam'ı yargılamayın. Çünkü biz hata yapabiliriz, eksikliğimiz olur, noksanlığımız olur. Siz bunu dine fatura etmeyin. Siz dinin kendisine bakın. Yani bu birçok insanın yaptığı bir hata oluyor. İşte Müslümanların dinin bir kısmı teröre alet oluyor. Müslümanların bir kısmı şiddete alet oluyor. Müslümanların bir kısmı belki işte kaba saba oluyor, diyelim bedevice davranıyor falan. Şimdi bu insanları esas alarak, ha din böyle bir şey işte, bak işte görüyor musun? İşte İslam böyle bir inanç sistemi demeyin. İslam'ın ölçüsü Kur'an'dır. Dolayısıyla her Müslüman da Kur'an'a uyduğu oranda Müslümandır. Söylemeye çalıştığım bu açıkçası. Yoksa zaten inananları dinden çıkardığınız zaman ortada zaten inanacak kimse kalmaz. Tabii, yok, ben iyi örnek açısından da açmıştım soruyu. Şimdi peki o ölçünün içerisinde Peygamber Efendimizin yerini de sormak istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasaklar, Allah'ın rahmeti, rahmetli ayetleri ve duaları, 101 soruda Kur'an gibi birçok eserde Kur'an'ı anlamanın yollarını açtınız. Peki Kur'an her şey mi? Yani onun dışında kalan hiçbir şey mi sorusu geliyor akla. Çünkü Allah öğretilendiğinde kütüp ve sitedeki hadis rivayetlerini Kur'an ile çelişkilerini ortaya koymuştunuz aynı zamanda. Şimdi eserlerinizin büyük bir çoğunluğu Kur'an öğretilerinden de oluşuyor. Hadislerin İslam'daki ve sizin öğretilerinizdeki yeri nedir? Şöyle ifade edeyim. Ben mesela din neden gerektirir diye bir çalışmam var. Din neden gerektirir çalışmamın ilk kısmı dinin önem ve gerekliliği ile ilgili. Hemen yarısına yakın kısmı da dinde peygamberliğin önem ve gerekliliği ile ilgili. Yani peygambersiz bir din anlayışının mümkün olamayacağı, dinde peygamberlik kurumunun din açısından önemi. Bununla ilgili mesela, bunu da burada hatırlatmak isterim, vurgulamak isterim. Dolayısıyla zaten Kur'an'ın, din adına Kur'an'ın esas alınmasını söyleyen her Müslüman aslında peygamberin izinden gidiyordu. Çünkü peygamberimizin zaten kendine esas aldığı, peygamberimizle birlikte inananın esas aldığı şey Kur'an'dan başka bir şey değil ki. Yani bugün ki mesela diyelim rivayet kitapları, hadis kitapları, mezhep kitapları yoktu ki o dönemde, mezhep diye bir şey yoktu zaten. Yani peygamberimize ve ondan beraber inananlara yeten Kur'an bugün niye Müslümanlara yetmiyor? Yani bizim söylemeye çalıştığımız şey bu.
Sonra peygamberimize ait olabilecek bir söz. Eğer bir Kur'an'a uygunsa bu başımızın üstünde yeri vardır. Bir Müslümanın buna karşı çıkması zaten beklenmez. Hı. Ama hangi söz peygamberimize ait, hangisi değil? Bunun ayrımını yapmak için yani işte peygamberimizden 300 yıl sonra oluşturmuş kitapları esas almak bizi hataya düşürebilir ki düşürüyor zaten. Yani burada esas alınması gereken şey Kur'an'ın kendisidir. Çünkü söylemeye çalıştığımız şu, Allah Resulü Allah'ın elçisi olması nedeniyle Allah'ın ayetlerine aykırı bir şey söylemez. Allah'ın ayetleriyle çatışacak bir eylemde bulunmaz. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah insanlar arasından bir kulunu elçi olarak seçiyor. Ona vahiy gönderiyor. Onu bununla şereflendiriyor. Yani bir insanın yeryüzünde erişebileceği daha üstün bir mertebe yok. Bir şeref yok. Yani peygamberlik isteyerek elde edebileceğiniz bir şey değil. Babadan oğula geçecek bir şey de değil. Evet. Yani Allah sizi seçiyor ancak ve Allah sizi bununla şereflendirebiliyor. İşte Allah peygamberimizi bununla şereflendirmiş, vahiyle buluşturmuş, insanlığa vahiyle tebliğ etme anlamında onun destekçisi olmuş. Şimdi siz eğer ki öyle ama yine de Allah'ın dediği dışında da peygamberimiz din adına bir şey söyleyebilir ya da Allah bir hüküm koyduysa o hükmü değiştirebilir ya da helal haram oluşturabilir derseniz bu durumda haşa siz peygamberimizi Allah'ın elçisi olma konumundan çıkartır, Allah'ın ortağı kılmış olursunuz. Ama ne yapılıyor? Canım her şey Kur'an'da yazmaz. Tabii ki her şey Kur'an'da yazmaz. Yani din adına gerekli olan her şeyi Kur'an'da yazar. Kimse zaten her şeyi Kur'an'da yazar iddiasında değil. Yani Kur'an'da her şeyi yazsa zaten Kur'an'ın ciltlerce kitap olması lazım. Kütüphanelerce kitap olması lazım Kur'an'ın. Din adına gerekli olan her şeyi Kur'an'da Allah açıklamıştır. Ve bizzat açıklamasını kendisi yapmıştır. Mesela sana şu konuda fetva soruyorlar diyor. Bakın mesela onlara de ki diyor. Peygamberimiz mesela sen onlara fetva ver demiyor. Allah vahiy indiriyor. Allah cevabı indiriyor ve peygamberimiz bu cevabı insanlara iletiyor. Maide suresi 101. ayet mesela diyor ki iman edenler açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeylerle ilgili soru sorup durmayın. Kur'an indirilmekteyken onları sorarsanız Allah size onları açıklar. Allah onlardan vazgeçmiştir diyor. Allah'ın Kur'an'da açıklamadığı her şey din dışı şeylerdir. O ya bu kadar apaçık ayetler varken Kur'an-ı Kerim'de bizim hala hayır Kur'an yetmez. Kur'an'da yazmıyorsa şurada var. Orada yoksa burada var dememiz gerçekten bence İslam'a yönelik, İslam'a yapılacak en büyük haksızlık olacaktır. Verilecek en büyük zarar olacaktır. Genelde bir sıralama yapılır işte kitap, sünnet, icma, kıyas diye. Yani kitap burada baktığınız zaman sıralamada ilk sıradadır ama etki açısından baktığınız zaman Kur'an hükmü yok gibidir. Çünkü Kur'an ne dediğinden çok insanların Kur'an'dan ne anladığıdır din adına yapılan yol. Ya meselelerin ne anladığıdır. İşte İhma kitaplarında o kitapları yazan insanların ne anladığıdır din adına ortaya konulanlar. Yani ben Allah'ın kitabıyla buluşmak istiyorum ya bir Müslüman olarak. Ben Rabbimin bana mesajlarını okumak istiyorum. Ben Rabbimin mesajlarını anlamak istiyorum. Ben Rabbimin mesajlarını uygulamak istiyorum. Hayır sen yapamazsın. Peki biz bunca zaman Katolik Kilisesi'nin orta çağda insanları inim inim inleten bu baskıcı despot din anlayışını eleştirmedik mi? Yani insanların ellerinden her şeyi alıp onlara din diye anlamadıkları bir şeyi sunmalarını eleştirmedik mi? Hazreti İsa'ya yapılan zulmü, haksızlığı, İsrailoğulların yaptığı haksızlıkları Kur'an eleştiriyor bu kadar. Bunları eleştirmedik mi? Ama benzer şeyi eğer ki Müslümanlık biz yaparsak, ben mesela zaman zaman söylüyorum. Benim kendi kişisel görüşüm, benim kitaptan anlayabildiğim bu. İnsanlar farklı düşünebilirler. İslam'da hiçbir dini kurum yoktur. İslam'da hiçbir dini otorite yoktur. İslam'da hiçbir din adamı yoktur. Evet, bireysel inanç diyorsunuz. Evet, dinin insan olabilir. Adam bakın, mesela şimdi sizle sohbet ediyoruz, hangi konularla konuşuyoruz. Ben sizin ne inandığınızla ilgilenmek durumunda değilim. Aynı şekilde siz de benim ne inandığımla ilgilenmek durumunda değilim. Dinlemen gereklidir kitabınızda aslında ateizme de bir kapı açıyorsunuz. Şimdi ona yani deizme dair yorumlarınızı almak istiyorum ama şimdi bu doğruyu arayanlar ya da İslam'ı daha iyi anlamaya çalışanlar için daha kolaycı, daha hoşlarına giden, daha duymak istedikleri şeyleri söylemek gibi bir eğiliminiz olmadığını söyleyebilir miyiz hocam? Böyle bir eğilim olmadığını. Evet, tabii ateizme kapı açıyor. Yanlış anlaşılabilir. Çünkü sanki orada ateizme teşvik ediyormuşsun. Ateizme cevap, deizme cevap veriliyor orada. Yani neden ateizm ve deizm karşısında bu anlamda alternatif olamayacağını, yani İslam'ın alternatif olmadığı anlatılmaya çalışılıyor. Şimdi bazen insanlar bunu söylüyorlar. Doğrudur. Yani siz dini işte sevimli göstermeye çalışıyorsunuz. İşte modernize ediyorsunuz falan bir şekilde. Ben de diyorum ki yani yaptığım böyle bir şey yapıyorsak
Daha varsa ortada delil olması lazım. Yani delilinizi getirin, buyurun. Yani mesela Kur'an'da olmayan hangi şeyi biz Kur'an'da var gibi anlatıyoruz? Hı-hı. Ya da Kur'an'da olan hangi şeyi biz Kur'an'da yok sayıyoruz? Yani hı-hı. Dolayısıyla şey, dinin kendisi böyle bir şey zaten. Yani dinin kendisi, bakın Allah insanlara inanma ve inanmama özgürlüğünü tanıyan Allah bizzat. Yani hı-hı. Dinde bu özgürlük var. İşte Bakara suresinde mesela ne diyor? Dinde zorlama yoktur, baskı yoktur, tiksindirme yoktur dinde. Yani Peygamberimiz diyor ki sen onlara özel bir bekçi değilsin. Evet. Senin de onlara bir zor bakılmadık diyor. E şimdi din zaten böyle. Ha, insanlar bu gerçekleri dikkate almadıkları için biz bunları söylediğimizde ya din böyle özgür bir şey olur mu? Ne demek? Her Müslüman inanmak zorunda. Eğer Müslüman bir anneden babadan dünyaya geldiyse inanmıyorsa o zaman işte dinden çıkar. Dinden çıkarsa öldürülmesi gerekir. Hatta yani şimdi, dinde zor. İslam hoşgörü dini değildir şeklinde de. Ha, deniyor. Şimdi ben de diyorum ki ya şimdi bu ayetler burada duruyor. Bu ayetler burada duruyorken bu ayetlere rağmen bir insan, bir başka insanın inancı üzerinden onu baskı kuramaz ki. Hı-hı. Yani adamı Müslüman bir anne babadan dünyaya gelme konusunda niye pişman ediyorsunuz yani? Yani gayrimüslim bir ailede dünyaya gelse Müslüman olmayı zorlayamıyorsun. Geleneksel anlayışta. Ama Müslüman bir anne baba da dünya geldi de adam Müslüman olmayı zorluyorsun. E bu hakkı nereden alıyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim'de mürted kavramı var dinden çıkan. Allah onlarla ilgili söylüyor. Onların işi ahirete kalmıştır diyor. Yani dinden çıkan birinin öldürülebileceği ya da onun üzerine baskı kurulabileceğine dair Kur'an'da hiçbir şey yok ki. Ama şimdi insanlar Kur'an'da ne var, rivayette ne var, mezhep ne demiş hepsi çorba olduğu için insanların zihninde. Yani sizin Kur'an'dan delil getirmeniz adama yetmiyor. Adam diyor ki Kur'an'da sen öyle diyorsun ama şu rivayette de böyle diyor mesela. Evet. O baskı kur diyor mesela. Şimdi evet. Kafalar üstü buradan kaynak. Ben çok özür dilerim. Şunu da ifade edeyim. Bakın ben samimiyetle söylüyorum. Tabii ki hepimizin hatası olur, eksikliği olur, noksanlığı olur. Yani bu gayet doğaldır. Ben zaten hakikatin timsalini demiyorum. Başta ne dedim? Ben en başta kendime hakikatin doğrunun peşine gitmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum, sorguluyorum. Gelin benden din öğrenin demiyorum kimseye. Gelin ben sizi kurtaracağım demiyorum. Ben kendi sorumun ne olacağını bilmiyorum. Peygamberimiz dahi bilmiyor. Kur'an bunu söylüyor. Böyle iddialarım yok. Ben sadece şunu söylüyorum. Ben bir insan olarak, bir birey olarak, inanan bir insan olarak, bir Müslüman olarak ya dinimi anlamaya çalışıyorum. Ben niye dinimi sizden öğrenmek durumunda olayım ya? Ben dinimi sizden öğrenmek durumunda değilim. Yani siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz diye mesela Hucurat Suresi'nin 16. ayetinde çok açık bir şekilde. Yani siz bana Allah'ın dinini niye öğretmek durumunda olursunuz ki? Yani Allah'ın dinini ben kendim pekala öğrenebilirim. Tabii bunları söylediğiniz zaman bu sefer insanlar yani bireysel olarak eğer hareket edersen işte sürüden ayrılan kuzu gibi olursun, koyun gibi olursun, kurt kapar seni diyor. Ya burada ne sürü var, ne biz koyunuz, ne biz kuzuyuz. Allah hepimize akıl vermiş, idrak vermiş, anlayabiliriz, kavrayabiliriz. Bu kitaptan sorumluysak eğer tabii ki bireysel olarak da bunu anlayabiliriz. Ha şu da var, insanlar dilerlerse kendileri gibi düşünen insanlarla bir araya gelebilirler. Grup olabilirler, cemaat olabilirler. Bunda da bir sorun yok. Ben kimse zaten sen niye cemaat oluyorsun da demiyorum. Ama Müslümanın illa bir cemaate, bir tarikata, bir yapıya bağlı olmasının gerekli olmadığını pekala her Müslümanın bireysel olarak inancını yaşayabileceğini, öğrenebileceğini ve uygulayabileceğini söylüyorum. Dini yumuşatmak veya olduğundan farklı göstermek gibi bir derdim yok. Niye böyle bir derdin olsun? Yani olması gereken neyse onu anlamaya ve onu anlatmaya çalışıyorum. Ama dinin kendisi hakikaten insan aklına, fıtratına son derece uygun, doğal bu anlamda bir din. Bununla buluştuğu zaman insanlar tabii ki uyum sağlanıyor. Diğer taraftaki insanlar da bazen işte ya siz bunu insanlar dini ısınsın, dini sevsin. Siz de ısındır insanları dini. Madem siz niye insanları dini uzaklaştırıyorsunuz? Niye dini böyle bir öcü gibi gösteriyorsunuz tırnak içerisinde? Korkutucu. Ya şimdi bakın genç çocuklar var, kızlar yani. Gözlerinin ışığı gitmiş ya. O kadar korkutmuşlar ki hep öyle çocukları. Her yaptığınız şey günah. Attığınız adım günah. Yani ya, gençlerin deizm gibi bir batağa saplanmasının altında da bu mu var? Ki siz aslında tespitleriniz şöyle. İslam'ı doğru anlayamamaktan kaynaklı deizm diyorsunuz. Ve biraz daha açarsak Hristiyanlıktaki deizm Hristiyanlığın bilinmesinden, İslam'daki deizm İslam'ın bilinmemesinden kaynaklı diyorsunuz. Bu konuda çalışmalarınız sonuç veriyor mu ya da temaslarınız? Şimdi şöyle, deizm tabii biraz batı kaynaklı bir anlayış. Yani 18. yüzyıl entelektüeller arasında o dönem popüler olan bir anlayış. Kurumsal Hristiyanlığa karşı bir tepki olarak ortaya çıkmış bir anlayış esasında. Yani deizm tam tarifini yapmak da çok
Bununla beraber birçok farklı deizm anlayışı olduğunu da ifade etmek gerekir. Ama şu var, az önce siz çok güzel ifade ettiniz. Yani İslam'daki deizm gerçekten İslam'ın bilinmemesinden kaynaklı. Ama tabii ki tek etki bu değil. Yani mesela sadece dinin doğru anlaşılmaması ya da din adına çok fazla doğru bildiğimiz yanlışlar olmasıyla sınırlı değil. Birçok etki var. Mesela işte modernizmin etkisi var, küreselleşmenin etkisi var, internetin etkisi var, sosyal medyanın etkisi var. İnsanların bazen mesela böyle işte bir takım hataları birilerine fatura ederken buradan o kişilerin dindar olmasını referans alarak tepki göstermesi var. Yani birçok etken var bununla ilgili. Yani şu anda siz mesela işte internete girdiğiniz zaman, sosyal medyayı kullandığınız zaman her türlü propaganda ile karşılaşıyorsunuz. Yani sizi dünyaya yönlendirecek, bir takım dünyevi hırslarla, bencilliklere sevk edecek, işte daha popüler olmanız için neler yapmanız gerektiği ile ilgili böyle sürekli sizi teşvik edecek, sürekli sizi tüketmeye, sürekli bir şekilde dünya hayatının ışıltısına kendinizi kaptırmaya sevk edecek birçok şeyle maruz, propagandaya maruz kalıyorsunuz. Evet. Bunlar da sizi dinden bir şekilde uzaklaştırıyor. Şimdi siz insanların çoğu mesela kendinden dolayı dinden uzaklaştığını kabul etmek istemez. Buna bahane arar. Buna Evet. bahane arar. İşte kötü bir takım örnekleri bu sefer esas oluyor. Ya din buysa bu Müslümanlar niye böyle? Kardeşim sen güzelini o. Yani o adama sen niye bakıyorsun ki? Yani insanlar mesela dünyevi şeylerle ilgili kendilerinden daha iyi durumda insanları esas alarak kendilerine şekil veriyorlar. Ama gidip böyle bir konuda en kötü örneği esas alıyor adam. Diyor ki bak Müslümanlar böyle. Bu kadar iyi niyetli, temiz, samimi Müslümanlar da var. Onları örnek al kendine. Onlara göre sen de iyi bir dindar ol. Ya da sen din birilerinin tekerinde ya da sahibi olduğu bir şey değil ki. Ona Evet. kızıp dinle aranı açıyorsun. Peki hocam, deizm yani Yunus suresinde az önce bahsettiğiniz 99. ayette olduğu gibi hani Rabbim isteseydi yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. Ayetinde olduğu gibi yani saygı duyulması gereken bir inanç sistemi mi? Yani ben kişisel görüşümü söyleyeyim. İnançsızlık bir özgürlük mü? Evet. Tabii ki yani şimdi bence şöyle, şimdi bir şeye saygı duyulması, o şeyin o tolere edilmesi ve bunun ahlaki bir çerçevede yapılmasıdır esas olan şey. Yani şimdi mesela bir toplum içerisinde yaşıyorsa bu toplum içerisinde her türlü inançtan, inançsızlıktan, kültürden, ideolojiden insanlar pekâlâ olacaktır. Toplum böyle bir şeydir zaten. Yani tek tip yapamazsınız ki insanlara. Herkes bu şekilde inanacak, herkes bu şekilde düşünecek, herkes bu şekilde hareket edecek diyemezsiniz zaten. Ama bu nedir? Başka insanların özgürlüğüne zarar vermeden, başka insanların saygınlığına zarar vermeden, inançlarına vesairesine zarar vermeden pekala insanlar dedikleri gibi inanabilirler, dedikleri gibi yaşayabilirler. Ama şunu anlamak gerekiyor. İslam'ın bizzat kendisi zaten bu kuşatıcılıkta. Yani şimdi mesela inanan ve inanmayan insanların aynı toplum içerisinde birbirleriyle etkileşim içinde olmaları gerekir ki inanan insanlar güzel bir hayat yaşayarak, örnek olarak inanmayan insanlara inancın ne kadar güzel bir şey olduğunu gösterebilsinler. Ama siz onları yaşam hakkını elinden alırsanız daha dindar, daha inançlı insanlar yapmazsanız dinden daha da uzaklaştırırsınız. Yani daha da o yolu tıkarsınız. Bu anlamda tabii ki her inançla, her düşünceli insanlar bir arada yaşayacaklar ve saygı duyması gerekir. Bir insan deist de olabilir, ateist de olabilir, nihilist de olabilir. Neyse de saygı duymaktır burada esas olan şey. Saygı duymak demek onun şeyini onaylamak demek değildir. Yani illaki onu meşru görmek değildir. Kendince belirli bir şey koyabilirsin, bir mesafe koyabilirsin kendi aranda. Ama bunun dışında bir diyaloğu, bir iletişim devam ettirmek durumundasındır. Niye? Çünkü bu toplumda birlikte yaşıyoruz. Biz insanları mesela inançları veya inançsızlıkları üzerinde ayırt edecek olursak yani toplumda kaos çıkar. O yüzden mesela eskilerin ifadesiyle devletin dini adalettir dedi. Hazreti Ali, Hazreti Ömer atfedilen bir sözdür mesela. Kullanılır. Devletin dini adalet olması ne demektir? Yani devlet inançlar ve inançsızlıklar üzerine hareket etmez. Devlet bir mekanizma. Tüm vatandaşlarına yönetim eşit şekilde davranmak durumundadır. Hukuka uygun davranmak durumundadır. Yani bu benim adamım benden, diğeri ötekinden diye baktığınız zaman ne ehliyet kalır ortada, ne liyakat kalır, ne meşveret kalır. Yani hiçbir kavramınız da kalmaz ortada. Çünkü tamamen kutuplaşma durumu ortaya çıkar. Yani benden ve değil şeklinde. Deizm gibi LGBT yolunda gidenlere ya da sapkınlara İslam'ın sunduğu bir reçete var mı? Yani ona da bir tercih
şeklinde mi yaklaşıyor Kur'an? Yani şöyle, bu eşcinsellik Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde açık bir şekilde erkek erkeğe ya da kadın kadına eşcinsel yasak edildiğini görüyoruz. Tabii insanların eşcinsel eğilimleri olabilir. Bunun çok sınırlı da olsa böyle biyolojik, genetik bir boyutu da olabilir. Ama daha çok psikolojik ve çevreseldir. Burada tabii esas olan şey, bu eğilime sahip olmasından çok bunu yaşamasıdır. Dini açıdan söylüyorum. Eğer dini hassasiyeti olan bir eşcinsel varsa, bu konuda dinin kendisine nasıl bir seçenek sunduğunu düşünüyorsa, burada dinin sunduğu seçenek şudur. İçinde böyle hissiyatlar varsa, hem cinsine karşı bir ilgi duyuyorsan, o zaman bunu fiili olarak yaşamayarak, imtihan olduğunu bunu belki düşünerek kendini koruman gerekir, muhafaza etmen gerekir. Dinin söylediği bu konuda açıktır. Çok net bir şekilde yasaklanmıştır bu. Ama eğer ki böyle bir hissiyat varsa insana, işte kendisini tutarak, bu tür ilişkilerden uzak durarak, tek meşru ilişki yolunun erkek ve kadın arasındaki evlilik bağına dayalı ilişki olduğunu, aile bağına dayalı ilişki olduğunu ifade ederiz. Ha, bunu dikkate alır, dikkate almaz. Kendi tercihidir. Ama yani şöyle bir şey yapmak da açıkçası şey değil. Yani işte o insanların da diyelim ki yaşam hakkını elinden almak, işte onları sınırlamak, etmek. Bireysel olarak belki bir mesafe konulabilir, bireysel olarak bir şey yapılabilir, tavır verilebilir. Ama onun dışında bu ülkenin vatandaşı olarak her vatandaşın sahip olması gereken haklar her neyse, o insanların belki o haklara sahip olmasıdır esas olan şey. Yani dediğim gibi toplum böyle zaten. Evet, devreye daha çok nefis giriyor. Nefis deyince de akla ilk olarak oruç konusu geliyor. Şimdi Ramazan ayının ve oruç ibadetinin anlam ve önemine değinelim istiyorum hocam. Bütün Ramazanlarda değişmez tartışma konusu oldu. Teravih namazını kılmıyorsanız oruçlu tutmayın. Çünkü teravih kılmayanların orucu kabul olmaz dendi. Siz bu konudaki tartışmalara Kur'an-ı temeli olmayan iddialar olarak baktınız. Şimdi de Diyanet'in aşı oruç bozmaz fetvası ile teravihlerin tek başına kılınmaması fetvası gündemde. Burada kaide nedir sizce? Yani sizce aşı orucu bozar mı? Tabii burada birkaç tane soru var. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Yani teravih kılmıyorsanız oruç da tutmayın ifadesi benim bizzat çok yıllar önce camide akşam namazını kılarken yatsı öncesi sohbet veren bir vatandaşımızın, yani işte hocanın bizzat benim kendi duyduğum bir şey bu. Tabii çok korkunç bir şey maalesef ki. Çünkü teravih namazı diye İslam'da farz kılmış bir namaz yoktur. Evet. Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman da peygamberimizin de böyle birkaç kez camide böyle ilaveten namaz kıldı ve insanlar da bunu örnek alıp yapmaya başladığı için onu yapmayı bıraktı, terk etti. Kendi evinde nafile, yani fazladan bir takım namazlar kıldığıyla ilgili bir takım anlatılarla karşılaşıyoruz. Bu anlamda zaten kendisi farz olmayan bir namazın, farz olan bir ibadetin gerekli olması zaten düşünmemiz. Tabii böyle bir alışkanlığımız var. Ramazan aylarında insanlar teravih namazları kılıyorlar. Keşke tabii bu teravih namazları kılınırken de, yani şu pandemi sebebiyle kılınmıyor şu anda ama teravih namazları kılınırken de, yani orada o rekat sayısını bir an önce tamamlamaya çalışmaktansa belki de daha da Müslümanların böyle kaynaşacağı, birleşeceği, bir arada ortak bir platformda buluşabileceği, namazı da böyle koştur koştur değil de gerçekten içselleştirerek daha huşu içerisinde, huzur içerisinde kılabilecekleri şekilde gerçekleşse bu çok daha makbul olur diye düşünüyorum. Ama bir Müslüman derse bu namazlara katılır, bilemezse katılmaz. Katılmadığı zaman hiçbir şekilde dinin emrinin dışında bir şey yapmış olmaz. Dilerse evinde bireysel olarak kılar, dilerse kılmaz. Yani normal namazını kılar sadece. Bu açıdan bu dinin daha çok kültürel boyutuyla alakalıdır. Böyle bir alışkanlığımız var. Teravih namazları kılmıyor. Dileyen kılar, dileyen kılmaz. Bu dinin bir emri değildir. Bu açıdan bakılıyor. Şimdi aşı meselesine gelince de, aşı meselesine gelince de tabii bu çok yıllar öncesinden beri tartışılan bir konu. Sadece bu pandemi özel bir durum değil. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu pandemi nedeniyle zaten aşının orucu bozmayacağına dair bir açıklama yaptı. Ben de katılıyorum. Yani gıda takviyesi olmadığı müddetçe, böyle bir serum tarzı bir şeyle vücuda vitamin enjekte edilmediği müddetçe orucu bozmayacağı
kanaatindeyim ben de açıkçası. Tabii şimdi bu her sene benzer başlıklar üzerinden dediğiniz gibi değerlendiriliyor. Sakız orucu bozar mı, işte yıkanmak orucu bozar mı, uyumak orucu bozar mı diye. Tabii her soru eğer samimi soruluyorsa bence kendi içinde değerlidir. Bir gazetede yazarken birkaç yıl önce Ramazan'da böyle bir konuyu işlemiştim orada. Bence sen hiç oruç tutma mı hocam? Efendim? Bence sen hiç oruç tutma başlığı olan bir evet, kızım. Evet, evet. Ya maşallah çok iyi yani hakikaten her şeyi iyi yakalamışsınız. Teşekkürler. O yazı yazmışsın. Bence sen hiç oruç tutma diye tabii orada birkaç şey var. Bir tanesi oruçlu vatandaşımız işte minibüste bir kıza saldırmıştı. Kıyafetini gerekçe göstererek sonra kendini savunurken de oruçluyum nefsime hakim olamadım demiş. Yani gazetelere yansıyan haberden ifade ediyorum. Tabii şimdi ben de dedim ki yani sen hiç oruç tutma. Niye? Çünkü sen orucu hiç anlamamışsın. Yani sen kendini tutamıyorken, nefsine hakim olamıyorken hangi orucu tutacaksın? Hı hı. Oradan başlamıştın şey. Tabii orada şöyle bir yazıda o yazıda diye başka bir yazıda şöyle bir şey kullanmışım. Yani acaba insanlığımızı ne bozar sorusu sorulduğu günden itibaren bence bir şeyler düzelmeye başlayabilir demiştim. Ne demek bu? Yani mesela gündemimize şunların gelmesi gerekir. Mesela yalan konuşmak orucu bozar mı? Haksızlık etmek orucu bozar mı? Birinin kalbini kırmak orucu bozar mı? Dedikodu yapmak orucu bozar mı? İşte trafikte insanların hakkına girmek orucu bozar mı? Ortamı gelmek orucu bozar mı? Mesela bu tarz sorular sorulduğu zaman belki bir şeyler değişmeye başlıyor diyebiliriz. Doğrusu bunları yapmak da teknik olarak orucu bozmaz ama insanlığımızı bozar. Evet. Yani bizim asıl sormamız gereken şey insanlığımızı ne bozar sorusu olmalıdır demiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Yani mesela bazen Ramazan aylarında bazı illerimizde insanların oruç tutmadıkları gerekçesiyle dayak yediklerini görüyoruz. Yani şiddete maruz kaldıklarını görüyoruz. Yani bu da çok acı. Hakikaten çok acı. Yani bir insan hiç oruçtan bir şey anlamaz yani. Hani şiddetle bir insanı darp ederek onu Müslüman yapmaya çalışmak kadar acınası bir durum yoktur herhalde. Yani çünkü bakın Allah insanları dedim ya inanma ve inanmama noktasında serbest bırakmış. Orucunu tutan da kendisi için tutacak, tutmayan da kendisi için tutmayacak. Biz birbirimizi bu anlamda yargılayacak durumda değiliz. Biz dinin sahibi ya da bekçisi değiliz. Şu var İslam'da güzel nasihat vardır, güzel öğüt vardır. Yani siz tanıdığınız, bildiğiniz insanlara bu konuda orucun ne kadar önemli bir ibadet olduğunu, orucun faydalarından bahsedebilirsiniz bu kadar. Onu tutma noktası zorlayamazsınız. Bırakın bir de dönmek nedir? Yani ben mesela hiçbir zaman önümde yemek yiyen bir insandan rahatsız olmadım. Önümde bir şey içen insandan rahatsız olmadım. Niye olayım ki? Ya onun kendi tercihi. Yani o beni mesela oruç tutmam noktasında zorluyor mu? Ama yani, hocam siz bir... din bilim adamı olarak orucun faziletini anlatırken neleri öne çıkartırsınız? Şimdi diğer ibadetlerden farkını mesela vurgular mısınız? Şimdi din polisi yaparak oruç tutmayanlara baskı ve zorlama yapanlara kızıyorsunuz. İşte onları daha çok kızıyorsunuz. Sen hiç oruç tutma diye ama kimler tutmalı? Yani diğer ibadetlerden çünkü üstün tutulduğu da oluyor bazı rivayetlere ya da anlatılan. Her ibadet, bakın ibadet samimiyettir. Yani Allah'la kul arasındaki bağı kuran bir yoldur açıkçası ibadet. Bu anlamda Allah'a yönelik imanın bir tazelenmesidir. Yani mesela şimdi Ramazan ayına geldiğiniz zaman o ayı oruçlu geçirin diyor Kur'an. Şimdi ne demektir bu? Yani bir Müslüman zaten Ramazan ayı oruçlu geçer ama... Tekrar söylüyorum. Yani bir gerekçesi olabilir, bir mazereti olabilir. Ya da din hayatında gerektiği kadar belirici değildir bir insanın. O zaman o insan Ramazan'da oruç tutabilir. Kendi tercihidir. Benim söylemek istediğim bu. Yani oruç tutsak da olur, tutmasak da olur şeklinde bir şey söylemiyorum. Yani tabii ki Müslüman orucunu tutar. Ama şu var. Yani burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Şimdi oruç zaten tutmak demek ya, savun yani insan tutması demek kendisini. Şimdi buradaki asıl espri orucun da bizi tutmasıdır. Yani orucun da bizi nasıl tutmasıdır? Mesela ilkeli tutmasıdır, merhametli tutmasıdır, iyi bir insan olarak tutmasıdır ve kılmasıdır. Namazın mesela bizi bir şey kılmasıdır. Şimdi namaz bir kötülükten alıkoyar diyor. Hayır. Namaz nasıl kötülükten alıkoyacak? Yani namaz kıldığımız esnada gidip yine kötülük yapamadığımız için alıkoyacak. Hayır değil. O namazla dirileceğiz. O namazla tekrardan kendimizi, ruhumuzu güncelleyeceğiz. Nefsine hakim olamayanlar oruç tutmamalı diyebilir miyiz peki hani bu sözler ışığında?
Nefsine hakim olamayan da oruç tutmamalıdır gibi bir şey söylemem ben. Ama sizin tuttuğunuz oruç sizi tutmuyorsa, başkalarına zarar vermenize sebep oluyorsa, o zaman tutma kardeşim orucunu yani. Sen çünkü orucu Allah'ın rızası için ve kendin için tutuyorsan, o zaman insanların senin o tuttuğun orucun senin üzerindeki olumlu etkilerini görmeleri lazım. Yani sen normalde daha sinirli bir insansan, oruçluyken daha sakin bir insan olman lazım. Sen normalde daha kaba saba bir insansan, diyelim ki olmaman lazım ama öyleyse, oruçluyken daha nazik, daha bir insan olman lazım. Yani bunları gözetmiyorsan eğer, bunları gözetmediğin zaman da ondan sonra bahane olarak ben oruçluyum dersen, o zaman insanlar ya bu orucun zaten iyi bir şey olmadığını düşünürler. Bir faydan olmaz yani, daha çok zarar vermiş olursun. Din ile bilim arasındaki ilişkiye de çok değiniyorsunuz. Yani çalışmalarınızın yine büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Kur'an için en başta yaratıcıyı tanıtır, dünyanın geçiciliğini bildirir, ahiret gerçeğinden haber verir, görev ve sorumluluklarımızı bildirir diyorsunuz ama bir bilim kitabı da olmadığını vurguluyorsunuz hocam. Yani kıyamete kadar hüküm sürecek olan bu kutsal kitabın evrenselliği de göz önünde bulundurulduğunda sizin ifadenize göre Kur'an'ın bilimle mesafesi neden? Yani ve bu konuda ne diyeceksiniz? Bizimle hiçbir mesafesi yok Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an'ın bilim kitabı olmadığını söylerken, yani bir fizik, kimya, işte, biyoloji, herhangi bir diyelim ki işte anatomi kitabındaki gibi bilimsel bilgileri vermek maksadıyla Kur'an-ı Kerim hareket etmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Kur'an'dan bilimsel formülleri çıkartamazsınız. Çıkmaz yani. Ama Kur'an bilim kadar şu anda mesela hayatımızın apaçık gerçeği olan bir olguya karşı da sessiz, duyarsız kalması düşünülemez. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de doğrudan ve dolaylı olarak 1000'e yakın ayette zaten dikkatlerimiz dış dünyaya yönlendiriliyor bizim. Yani bilim nedir en yalın halinde? Bir cümle ifade edecek olursak bizim dış dünyada bilgi edinme yollarımızdan biridir. Şimdi bilim bizim dış dünyada bilgi edinme yollarımızdan biri ise, dış dünyada Allah'ın yarattığı bir alemse, o zaman dış dünyayı inceleyerek bizim Allah'ın sanatına tanıklık etmemiz gerekir. İşte Kur'an bizi bu tanıklığa çağırır. Yani yerlerin göklerin incelenmesine yönlendir. Yani bilimi yapacak olan insandır, Kur'an değildir. Kur'an bize bilime teşvik eder. Kur'an bizde bilimsel bir zihin inşa eder. Ve bilimin kendisini yapacak olan insandır. Mesela Ankebut suresinde 20. ayetinde Kur'an-ı Kerim der ki, yeryüzüne dağılın ve yaratılışı nasıl başladığına bir bakın. Şimdi Allah bunu bize yüklüyor. Siz gidin bakın diyor. Yani Hocam siz... peki orada o yöneliş yani teşvikte şey mi var? Yani o yarattığında Allah'ı görmemiz, Allah'ın varlığına dair delilleri fark etmemiz, görmemiz mi var? Şimdi Tabii Allah'ın ki. parmak değil mi? Allah'ın parmak izi isimli çalışmanızda da din ile bilim arasında çatışma olmadığını, bilimsel çalışmaları ile isimlerini altın harflerle tarihe yazan Müslümanlar olduğunu ifade ediyorsunuz. Peki yani mikro ölçekteki araştırmalarda, işte mikroorganizmalarda, atom, hücre parçacıklarında Allah'ın izlerini bulamayan, varoluşu sorgulamaya devam eden her bir olguyu somut olaya bağlarken Allah'a bağlayamayan zihinler, ya Allah'a kul olamazken bilime köle oluyor diyebilir miyiz? Ya şimdi biliyorum şöyle, inanç tabii ki yani inanmak ve inanmamanın kendi içinde psikolojik etkenleri de var. Çevresel etkenleri de var. İnanan insanların da inanmayan insanların da büyük çoğunluğunun belli delillere dayanarak inandığını veya inanmadığını söylemek çok mümkün değil doğrusu. Alışkanlık olarak daha çok bu geliyor. Ama şu var, Allah'ın razı olacağı inanç, insanın gerekçelendirebileceği ve gerektiğinde savunabileceği, delilleriyle ortaya koyabileceği bir inançtır. Bu asla şu anlaşılmasın. Yani işte gerekçelendirilemiyorsa, delillendiremiyorsa bu inanç inanç değildir gibi bir şey anlaşılmasın. Yani öyle saf, temiz niyetlerle inanan insanlar var ki bizim büyüklerimiz mesela, babaannelerimiz, anneannelerimiz. Onlar böyle bir delile falan dayanıyor değillerdi. Ama yaşadığımız bu dünyada özellikle gençler, ben neden Müslüman olmalıyım? Ben niye dine inanmalıyım? Ya da Allah'ın varlığına nasıl emin olabilirim? Şeklinde sorular yönelttikleri zaman, bak git anneannen nasıl inanıyor? İşte okuma yazma bile bilmiyor demeniz o çocuk için geçerli olmayacak. Onu ikna edecek bir şey olmayacak. O bilimden dem vuracaktır. Yani oradan delilleri isteyecektir sizden. Bu anlamda işte Allah kıyamete kadar geçerli olacak kitabında bu anlamda bizi bilime teşvik eden, dış dünyayı inceledikçe onun sanatına tanıklık edeceğimizi
gösteren ayetlerle doludur. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Tabii ki yeryüzü Allah'ın sanatıysa eğer, yeryüzünü incelemek bizi Allah'a ulaştıracak ve Allah'ın izlenen işaretlerini bulabileceğimiz bir laboratuvar olarak karşımızda duruyor. Yani Allah'ın kart vizitini, Allah'ın parmak izini biz ancak evren ayetlerini incelediğimiz zaman görebiliriz. Bu anlamda Allah'ın bir vahiyle gönderdiği ayetleri vardır ki o işte Kur'an-ı Kerim'dir. Bir alemde yarattığı ayetler vardır. İşte bunlar evren ayetleri diyebileceğimiz işte ayetlerdir. Bir de insanın kendi benliğini de fıtratında yarattığı ayetler vardır. İşte bu üç uyumudur esas olan şey. Yani insanın, evrenin ve vahyin buluşmasıdır. İşte bu buluşma gerçekleştiği zaman bunu şöyle formüle edebiliriz. Yani vahiy olarak dini, insanın fıtratı olarak felsefeyi ve dış dünya olarak da bilimi ortaya koyarsak, bu sefer din, bilim ve felsefe arasında bir uyumun ancak insanın varoluşsal sorularına en net açık cevaplar verebileceğini, insanın çünkü nasıllarla beraber nedenleri de merak eden bir varlık olduğunu, nasılları bilim açıklıyorken nedenleri de teolojinin, ilahiyatın ve felsefenin açıklayabileceğini söyleyerek bunların üçünün arasındaki uyuma dikkat çekmektir esas olan şey. Evet, çok iyi. Yani çok güzel. Bence çok temel sorunu çözüleceğini düşünüyorum. Ama şu var, yani bu demek değil ki bir insan, bilim insanı doğayı incelediği zaman oradan hareketle direkt Allah'ın varlığına inanacak diye bir şey yok. Çünkü bakın, birçok insan mesela bu pozitif bilimlerle ilgili diyelim eğitim alırken zaten Allah referans görmüyor. Yani hiçbir ders kitabında ya da işte akademisyenler bu konuları anlatırken ülkemizde de birçok yerde, yurt dışında da. Yani zaten bakın işte bunu Allah yaratmıştır falan değil mi? İnsanlar bu kısımla ilgilenmiyorlar. Onlar olgularla ilgileniyorlar. Yani dış dünyadaki olguları anlama faaliyeti. Bilimin, biyoloji de böyle, işte fizik de böyle vesaire. Şimdi burada zaten birçok insan onu sadece öğrenmesi ve nasıl gerçekleştiği bilinmesi gereken bir şeye indirgiyor. Yani onun Allah'la bağını kurmuyor birçok zihin. İşte Kur'an bize bunu yaptırıyor zaten. İşte bak o baktığın gördüğün şey var ya, o kendiliğinden oluşamaz. Bak diyor mesela işte şeyi anlatıyor. Bir ceninin anne rahminde oluşumunu anlatıyor mesela Kur'an-ı Kerim'de. İnsan düşünürüz ama yani bir su damlası bu merhalelerden, bu aşamalardan geçip nasıl orada bebek olarak dünyaya gelir? İşte Allah diyor ki bak bunu incele. Yani bunu incelediğin zaman sen bunun üstün bir sanatın ürünü olduğuna tanıklık edeceksin. Yani kimdir bu üstün sanatın o sahibi? Kimdir bu yüce sanatçı? Evet. Allah'tır. Yani evrenden Allah'a ulaşma yolu zaten çok kadim bir yoldur. Ta antik Yunan'dan, Sokrat'tan, Platon'dan, İslam filozoflarından, Kindi'den, Farabi'den, İbn Sina'dan birçok düşünürden zaten karşımıza çıkan bir yoldur. Ama hocam şimdi insan, evren yaratılmış mıdır? İnsan ve evren yaratılmış mıdır? Yoksa işte kör tesadüfler sonucu mu meydana gelmişlerdir? Evren niçin olduğu gibidir, niçin sonu varmış gibi görülür gibi sorulara cevap aradınız. Yani bilim de arıyor. Bilim sonunda bu dediğiniz noktadan hareket ettiğinde bile, yani dış dünyayla ilgilendiğinde bile Allah'ın varlığına inanma noktasına geliyor mu hocam? Şöyle sorayım. Modern bilim eşittir Tanrı var diyor mu? Şöyle, bilimsel verilerden hareketle bir yaratıcının olması gerektiği kanaatine erişen birçok bilim insanı var. Bilim tarihine baktığımız zaman zaten yani bilim tarihinde etkili olmuş, öne çıkmış bilim insanların tamamını da Allah'a ve dine inandıkları görürsünüz. Yani doğu bilimde, batı bilimde böyledir. Şimdi bu neyi gösteriyor? İnsanlar demek ki Allah inancını veya din inancını bilim yapmaya engel görmemiştir. Bunları uzlaştırmışlar kendi içinde. Hatta doğayı, mesela Galileo diyor ki mesela matematik Tanrı'nın evreni yazdığı dildir diyor. İşte doğayı Allah'ın yarattığı ve ne kadar anlaşılırsa Allah'a yönelik o kadar derin ibadetin yapılacağı bir alan olarak görüyor insanlar. Ama ne var? Tekrar söylüyorum. Mesela seküler bir eğitim sisteminden geçen insanlar tabii ki bu aldıkları eğitimde Allah'a, dine referans görmedikleri için çoğu zaman o olgulara yöneliyorlar sadece. Onun ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ötesine, yani bunun nedeni nedir sorusunu cevaplamıyor mesela. O yüzden mesela Einstein diyor işte aslında bilim insanları kötü felsefecilerdir. Yani bilmezler, yapmazlar felsefesinin işini. Ya da işin teolojik
kısmını ilgilenmezler. Olguyla ilgili mesela adam nasıl olurdu bu? Mesela evren nasıl olur? Yani Big Bang kuramıyla ilgili sana oturup mesela size işte saatlerce konferans verebilir. Ama tek bir soruyu sorduğunuzda, yani oraya bir soru işareti koyduğunuzda, peki neden oldu sorusunu sorduğunuzda, yani benim bu konuda bir şey söylemez der. Ben de bu konuda bir şey söyleyemem der. Anlatabiliyor muyum? O nedensellik bağını kuramıyor çoğu insan. Yani neden sorusunun cevabını çoğu insan düşünmüyor. Niye? Çünkü benim konum değil diyor. Bunun benim alanım değil diyor. İşte dinler şöyle söylüyor diyor. Farklı uzaklığı inançları böyle söylüyor diyor. Evet. Benim konum değil diyor mesela birçok insan. Ama şu var. Yani bilimde derinleşmek gerçekten insanı Allah'a ulaştırır. Roger Bacon'ın da dediği gibi. Yani ancak siz bir takım bahanelerin, gerekçelerin ardına sığınıyorsanız, bilimi salt böyle sadece bilgi edinme yolu olarak görüyorsanız, yani oradan izlenim sürüp Allah'ın tarifsiz yaratma sanatına ulaşmayla ilgili bir çabanız yoksa orada kalırsınız. Şu da var, şunu da hatırlatmak lazım. Zaten bilim insanlarının inananlar da vardır, inanmayanlar da vardır. Bunlar onların kişisel tercihidir. Yani bilim insanları yaptıkları bilimsel faaliyetleri mutlaka Allah'a karıştırmalıdırlar diye bir şey iddia etmiyorum kesinlikle. Bu yanlış anlaşılmasın. Tabii ki bilim insanları o bilimsel faaliyetlerini yapacaklar. O faaliyetini yaparken de bunu dinden veya ne diyelim herhangi bir inançtan bağımsız olarak gerçekleştirecekler. Ama buradaki derinleşme, buradaki detaylara inme ister istemez insanın içinde, yani siz bir DNA'yı, bir RNA'yı incelediğiniz zaman ya bunun tesadüfen olabileceğini düşünebilir misiniz? Bir proteinin oluşması mesela tesadüfen olabileceğini düşünebilir misiniz? Zaten düşünen bir insan işte. Bunun derinine inen insanlar düşünemiyor. Ama bir kısım insanlarsa zaten ateizm onlar için bir ön kabul. Yani ateist oluyor adam. Ateist olduktan sonra bilimsel faaliyetleri de bu gözle değerlendiriyor. Yani zaten ben ne görürsem göreyim, nereye karşılaşırsam karşılaşayım, bunun mutlaka bir cevabı vardır veya mutlaka bu ileride açıklık kazanır düşüncesiyle hareket etmeliyim diye kendini şartlıyor. Evet. Yani birçok mesela evrenin oluşumuna dair, evrenin sonuna dair, yaşamın ortaya çıkışına dair mesela o kadar kompleks şeyler var ki evrende. Ama birçok mesela bilim insanı bu konuda sessizliğe bürünebiliyor ve şunu söyleyebiliyorlar. Yani bunun cevabını bilmiyoruz. Mesela evet. Niye bir patlama oldu mesela? Şu anda sahip olduğumuz bütün potansiyel niye burada açığa çıktı? Zaman, mekan niye burada? Bilmiyoruz ama ileride bilim bunu açıklayacaktır mutlaka diye. Topu biraz taşa atma şeyi olabiliyor. Peki hocam, pandemiyi bilimsel bir olgu gibi mi yoksa Allah'ın bir işareti, uyarısı olarak mı algıladınız? Ya şimdi şöyle, yeryüzünde birçok doğal afetler oluyor. Birçok sıkıntılar, sorunlar, problemler olabiliyor. Yani bunların her birinde Allah'ın insanları cezalandırması olarak değerlendirmek haksızlık olur, doğru olmaz. Hı hı. Ama şu var, insanların kendi elleriyle yaptıkları sebebiyle karada ve denizde fesat çıktı diyor mesela Rum suresinde. Yani biraz da insanın işte gıdaların genetiğiyle oynaması, sağlıksız yaşam koşulları, ondan sonra küresel bir takım planlar, oyunlar, birçok farklı etkenden dolayı tabii ki insanların belki bu tarz böyle virüslerle karşılaşması veya bu virüslerle mücadele ederken genelinin zayıf kalması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu işin ayrı bir boyutu. Ama yani ben kişisel olarak açıkçası çok da böyle detaylı bilmediğim, incelemediğim için bu virüs bir laboratuvar ortamında mı üretilmiştir? Kasıtlı olarak mı yayılmıştır? Veya işte ne amaçlanıyordu bununla ilgili falan, bu tarz şeylere girmem mümkün değil. Çünkü bir derinlemesine bir konuyla ilgili bir araştırmam yok. Ben de herkes gibi ortalıkta kişiyi gözlemlemeye çalışıyorum. Ortada bir vaka olduğu açık. Ona karşı nasıl hareket etmemiz gerektiğiyle ilgili de uzmanların bu konudaki görüşlerini dikkate almaya çalışıyoruz. Ve onun dışında da sonumuzun hayırlı olmasını diliyoruz.